Ceyda Bölünmez Hanım Çankırı milletvekilimiz. Sayın Bakanımıza, milletvekilimize ve bütün misafirlerimize hoş geldin diyoruz. Tarım Orman Bakanlığı ve Aile Sosyal Çalışma Bakanlığı ve TAOB'un katkılarıyla toplanmış oluyoruz. Projemizin adı Arım Balım Romanım Projesi'ne. Hepiniz hoş geldiniz. Sayın Genel Başkanımız Mustafa Sarıoğlu'nu kürsüye davet ediyorum konuşmasını yapması için. Bunu bana şöyle kaldırın. Sayın Bakanım, kıymetli milletvekillerimiz, daire müdürlerimiz, teşkilatımızın kıymetli mensupları, AK Parti mensupları, muhterem hanımefendiler, beyefendiler, Türkiye Tarım Gıda Hayvancılık ve Arıcılık Dayanışma Federasyonu uç beyleri, basınımızın güçlü mensupları, hepiniz hoş geldiniz. Esasında yıllardır Türkiye'de hayal ettiğimiz bir şeyin bir çalışmanın içerisinde olmak inanın apayrı bir mutluluk. Burada Cemal Bekle vekilimizin ve Metin Yavuz vekilimin koordinasyonuyla yapılan bal ormanı, bundan 16 yıl önce bizim Osman Pepe Bakanımızla imzalamış olduğumuz taban bitkileri rehabilite, gerçek üretim alanları yerinde istihdam projesiydi. Yıllar sonra ilk kez bunun burada gerçekleşmiş olması gerçekten mutluluk verici. Biz TAOB olarak 856 ilçe, 81 ilde tarımın tüm bileşenlerini bir araya getiren İMC usulü, gönüllülük esasına dayalı bir taban STK hareketiyiz. Yola çıktığımız bugünden bu tarafa 14 yıl sonra arıcının çadırına ilk giren vekil, onursal başkanımız, arıcı vekilimiz Sayın Metin Yavuz Beyefendi'ydi. Ve inanın yapamazlar dedikleri her şeyi vekillerimizin sayesinde, vekilimizin iletişim kanallarını açarak Sayın Cumhurbaşkanımıza ve Tarım Bakanımıza iletmesiyle milletimizi sessizce öldüren bal aroma ve şurubun yasaklanması, arada pandemi süreci, yarım saatte çıkan genelgeler ve en son gıda yasası Cumhuriyet tarihinde geleceğimizin teminatı çocuklarımız için en önemli çalışmalardan bir tanesiydi. Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere Tarım Bakanımıza, pandemi sürecindeki genelgelerden dolayı İçişleri Bakanımıza ve emeği geçen herkese TAOB olarak teşekkür ediyoruz. Evet, burada esasında hepimiz bir ilki başarıyoruz. Devletimiz çok ciddi kaynaklar veriyor. Muazzam projeler yapılıyor. Fakat bunların hepsi bir tarafı devlete soygun, diğer tarafı millete küçük olarak dönüyor. Ama bu proje Allah'ın izniyle inanın aziz milletimize ve ülkemize örnek olacak bir proje. Burada emeğe geçen orman işçisinden tutun A'dan Z'ye kim varsa hepsinden Allah razı olsun. Bunun kıymetini belki 2 yıl sonra anlayacağız, 3 yıl sonra anlayacağız ama inanın biz bunu anlayacağız. Evet, ben sözlerimi çok fazla uzatmak istemiyorum ama önemli bir iki konuyu değinip büyüklerimizin devam etmesini istiyorum. Önemli olan bizim için Türkiye'de İMC kültürünün yeniden başlatılmasıydı. Burada da 51 teşkilatımızın tamamen gönüllülük esasına dayalı bir şekilde arılık olan arı, malzeme, mesela Adana İmamoğlu Kooperatifimiz buranın kovanlarını bağışladı. Kooperatifimiz getirdi bu kovanları buraya yaptı getirdi. Siirt Başkanımız geldi buraya arılı kovanla. Şırnak Başkanımız geldi buraya. Dolayısıyla biz tek yürek, tek nefes, tek ses, üreten yürekler olarak birlikte Türkiye sloganıyla çıktık. Ve bugün bir daha anladık ki sadece bir SMS üreten yüreklerin yöneten yürekleriyle bir ve beraber olmasına sebep olabiliyor. Dolayısıyla bundan sonra çalışmalarımız çok daha hızlı bir şekilde devam edecek. Burada sadece teslim ettiğimiz arılı kovan ve boş kovan teknik malzeme değil. Bunun yanında federasyonumuzun akademik kurul başkanı, arıcılıktan sorumlu akademik kurul başkanı Devrim Özkoy hocamız da burada, doçent doktor. Ekibiyle birlikte projeyi sonuna kadar takip edeceğiz. Federasyonumuzun genel sekreteri, bölge koordinatörü Aydın Başkanımız Selahattin Özdemir
projeye A'dan Z'ye kontrol edecek ve sürekli destek vereceğiz. Yani verdik, bıraktık, gittik demeyeceğiz. Dolayısıyla Türkiye'de de örnek bir proje olacak. Aynı zamanda Manisa'da 54 kovan arısı sebebi belirsiz bir yangından dolayı telef olan Mehmet Kayık kardeşimizin de 54 kovan arılı kovanını burada yine imece yoluyla bağış olarak, tahap olarak bugün teslim edeceğiz. Burada hazır. Çok kıymetli bakanım, sayın vekillerimiz. Biz sizlerden diğer STK'lar gibi bize proje yapın, kaynak verin demiyoruz, demeyeceğiz. Biz sizlerden sadece milletimizle devletimizin buluşması için mevzuat eksikliklerinin giderilip hızlı hareket etme talebinden başka hiçbir şeyde bulunmadık, bulunmayacağız. Ama bizim TAP olarak pandemi sürecinde 4000'e yakın 65 yaş üstü 20 yaş altı arıcının arılarına bakmak, bağ budamasına gitmek, ara arı sulamasına gitmek, 1000'e yakın yörüğün ihtiyaçlarını, göçerin ihtiyaçlarını karşılamak gönüllü olarak yaptığımız işlerdi. Biz yeniden birlikte başardık. Gönüllülük esasına dayalı imece kültürünü, milletimizin özü olan bir şeyi yeniden bir araya getirdik. İşte bu noktada TAP olarak bizim sizlerden isteğimiz, sayın bakanım, sayın milletvekillerim, savunma sanayinde ülkemiz çok ciddi bir yere geldi. Bu tartışılmaz. Lakin bu ülkenin en önemli eksikliklerinden bir tanesini biz TAP olarak sizlerin aracılığınızla tamamlamak istiyoruz. Evet, tarım ve gıdada ciddi bir yapılanmaya gitmesi gerekiyor ülkemizin. En büyük eksiğimiz bizim bir tarım gıda tabiat üniversitesidir. Dolayısıyla TAP olarak devletimizden bir tane çiviye dahi yük olmadan, tekrar ediyorum, bir tek muha dahi devlete yük olmadan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan Beyefendi de tensip buyururlarsa Tarım Gıda Tabiat Üniversitesi'ni TAP olarak bağış yoluyla hazırlayıp devletimizin ve milletimizin emrine sunmak istiyoruz. Bu konuda sizlerden aracılık yapmanızı ve bu konuyu lütfen öncelikleriniz arasına almanızı istirham ediyoruz. Evet, bugün yine burada güzel bir oylayla birlikteyiz. Uzaktan yakından gelene herkesten Allah razı olsun. Biz Mehmet Kayı'ya 54 kovanın yanında, Şırnak Başkanımız buradayken ona da bir sürpriz yapalım. Gazi ve korucu şehit aileleri Şırnak Merkez Köyümüze 200 adet küçük baş koyun, 500 kovan arılı kovanı Mayıs başında Allah'ın izniyle TAP olarak vekillerimize teslim edeceğiz. Yine Tekirdağ Ergene'de üreten yüreklerden bir tanesi bir hanımefendi bir virüsten dolayı komple tavuklarını kaybetmiş. Ergene'ye de bir bayan üreten yüreğe 1000 adet yumurtaya hazır yarkayı Nisan ayı içerisinde teslim edeceğiz. Dolayısıyla bizim hizmetlerimiz imece usulü ve gönül birlikteliğine dayandığı için bitmedi ve bitmeyecek. Sözlerime son verirken TAP olarak, üreten yürekler olarak, yöneten yüreklerle birlikte dünya lideri Sayın Cumhurbaşkanımız, üretin dağlar kadar arkanızda biz varız diyen Sayın Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde siz yöneten yüreklerle, üreten yüreklerle birlikte tarımda hedefimiz kızıl elma diyorum, saygılar sunuyorum.